Değerli Türk Ocaklılar, Türk Ocakları 20. yüzyılın başında 1912'de kuruldu. 1912'de kurulduktan sonra gerekli fikir birikimi meydana geldi ve Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşımızın ana fikrini oluşturan fikirler gelişti. Ve Kurtuluş Savaşımızla Çanakkale Savaşımızı kazanan gücün ana fikri Türk Ocakları'dır. Türk Ocakları daha sonra gelişerek 1930'lu yıllara kadar devam etti. Ondan sonra bir ara verildi. 1950'lerden sonra tekrar kuruldu. Türk Ocakları'nın genel başkanlarından Profesör Doktor Osman Turan'ın yanında gençlik kolları üyesi olarak çalıştım. Daha sonra 1987 yılında Samsun'da ikinci kez Türk Ocağı'nı kurmak bana nasip oldu ve kurucu arkadaşlarım başta Mehmet Alkan olmak üzere, Sayın Mehmet Alkan olmak üzere kurucularla birlikte çalıştık. Bir takım faaliyetleri yapmaya gayret ettik. Daha sonra gelen arkadaşlarımız Türk Ocakları'nı Samsun'daki faaliyetlerini geliştirdiler ve bugünkü duruma getirdiler. Bu arkadaşlarımızın hepsine alenen teşekkür ediyorum. Samsun Türk Ocağı'nın 1987'den itibaren kurucu üyesi olarak çalıştım. Bu zaman zarfında bir şeyler yaptıysak, bir hizmet verdiysek ne mutlu bize. Önceki yönetime teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığım arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Yeni genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah inanıyorum ki bu devam edecektir. Türk Ocakları ruhu bir bayrak gibi dalgalanacaktır ve genç arkadaşlar bu bayrağı zirvelere taşıyacaklardır. Emeğe geçen tüm Ocaklı ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Muhterem dinleyenlerim, sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizinle kısa bir hasbihal edeceğim. Tarihin akışı içerisinde insanların tuttuğu yol hak ve batıl olarak ikiye ayrılır. Şairin dediği gibi oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Batılda olanlar kir oluğundan, hakta olanlar nur oluğundan akıyorlar. Ecdadımız nur oluğundan aktı geldi. Ama kir oluğundan akanlar ve düşmanlıkları yüzünden birçok sıkıntılar çektik. Asıl sıkıntıyı içimizdeki ihanette bulduk. Yine tarihe böyle göz atarsak, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bize önce hasta adam dediler, sonra şark meselesi diyerek bizi yok etmeye çalıştılar. Ama hakta olanlar da,
durumu anladı, tedbirler aldı. Bu milleti seven insanlar tedbirlerini ilerletti. Düşmanı engelledi ama birçok da zarar gördük. Mesela 1908 2. Meşrutiyeti sonrası biliyorsunuz devletimizin idarecisini işten el çektirdiler. El çektiren heyetin çoğu gayrimilli unsurlardı. Kiroluğundan akanlardı. Ama biz oyuna geldik. Değişen hiçbir şey yok. Dün ne ise bugün de aynı. Bugün de aynı sıkıntıları çekiyoruz. Türk Ocaklılar kendine düşen görevi 1908 sonrası yaptılar. Çanakkale'de öldüler, şehit oldular. Ondan sonra da memleketin imarı için, milletin hizmeti için gerekeni yaptılar. Bugün de yapacaklarına inanıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunda bilindiği gibi Türk Ocağı çok önemli bir rol oynamış ve kurucu unsurlar arasında yer almıştır. Ve Samsun'da da Türk Ocağı'nın şubesinin açılmasında biz de bulunduk. O şerefe de biz nail olduk. Bir dönemde o şerefli görevi başkan olarak yaptık. Ve şimdi de halen ocağın mensupları arasındayız. Türkiye gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Bir nevi de ikinci İstiklal Savaşı'nı verme durumundayız ve Türk Ocağı da bütün gücünle bu savaşta yerini almış durumda. İnşallah burada da muvaffak olacağız. Türkiye ilelebet payidar olacaktır. Evet, Samsun Türk Ocağı'nın kurucusuyum. Yıllarca yönetiminde bulundum. İki dönemde başkanlığı yaptım. Hala ocağın üyesiyim. Üyesi olmakla da gurur duyuyorum. Bugün yine hala ülkemizde Türk Ocakları aynı düşünce gayesi altında faaliyetini sürdürüyorsa demek ki 100 sene öncenin şartları bugün ülkemizde de geçerlidir. İnşallah önümüz 100 senelerde bu şartların ortadan kalktığı, her ülkemizde her evin, her okulun, her sektörel faaliyet gösteren sivil toplum örgütünün birer Türk Ocağı gibi çalıştığı bir önümüz 100 yılı görmeyi Allah bize nasip eder. Tabii şartlar Türk Ocağı'nı gerekli kılıyorsa bugün yine aynı duygu, aynı heyecan, aynı gaye etrafında Türkçülüğe gönül vermiş insanların birleşip bir arada olması ve Türkçülüğü yüceltmesi olan, beklenen bir şeydir. O yüzden birlik, beraberlik çok önemlidir. Türk Ocağı
yüce bir Türk Ocağı çatısı, yüce bir çatıdır. Bu çatı altındaki insanlar tabii ki zaman zaman çeşitli siyasi faaliyetlerde de bulunabilir. Fakat ocağımızın siyasetin emrinde değil, siyasetin ocağımızdan feyiz aldığı hale getirmekte her Türkçünün, her Türkçü aydının boynunun borcu olmalıdır. Ben bu duygu düşüncelerimle nice 30 yıllara diyemeyeceğim. Dediğim gibi inşallah önümüz 30 yıllarda Samsun'da her ev, her okul, her teşekkül birer Türk Ocağı gibi çalışır. Tabii bunu yapacak olan Türk Ocakları, Türk Ocakları'nın gayesine hizmet eden insanlar, işte kadrolar, insanlar, evlatlar yetiştirmek ve bu duygu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hak ettiği seviyeye çıkartmak her Türkçünün boynunun borcudur. Tekrar bu fırsatı bize veren şu anki Sayın Şube Reisine ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı vazifeler, hayırlı hizmetler diliyorum. Hepinize saygılar. Türk Ocakları 1900'lü yılların başından itibaren Türk milliyetçiliğinin devlet hayatında etkinleşmesi ve fikri olumlulaşma sürecinin sağlanması için kavga ve mücadele vermiş bir kuruluştur. Her türlü siyasi fikrin üstünde, siyasi kamplaşmanın dışında ve her türlü siyasi gruptan gönüllerinde Türk milliyetçiliğini taşıyan insanlara kapısını açan bir yapıdır. Menfaatlerin, kişisel ihtirasların bırakıldığı, sadece ve sadece yüce milletin geleceğinin endişesinin yaşanıldığı bir kurumdur. Bizler bu görevi geçmişimizden aldık, hizmet vermeye çalıştık ve gelecekte bu bayrağı taşıyacak kişilerin yetişmesi için gayret sarf ettik. Bu bir bayrak yarışı. Artısıyla eksisiyle biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi bayrak taşıyanlara destek olmak ve onları daha da başarılı kılmak için gayret sarf etmek dışında bir endişemiz yoktur. Eminim ki gelecekteki Türk Ocaklılar günümüzdeki ve daha eski Türk Ocaklardan daha iyi hizmet verecekler ve bu bayrağı daha yüce mevkilere taşıyacaklardır. Unutulmamalıdır ki Türkçülük gönlünde volkan taşıyanların mefkûresidir. Gölgesinden korkanlarla veya kibrit alevini yangın sananlarla Türkçülük bayrağı taşınamaz. Biz yaşayanlara ve göçüp gidenlere, Türkçü büyüklerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunarken gelecektekilere başarılar diliyoruz. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. Muhtevası Türk milliyetçiliği olan fikir sisteminin okuludur. Çağdaş dünyaya Türk bakışının şekillendiği kültür yuvasıdır. Özellikle
Türkçülük duygusuyla bütün insanlığı kucaklayan yuvadır. Samsun'da kendini Türk hissedenlerle Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerin kaynaşıp bir olduğu, iri olduğu, diri olduğu mekteptir. Kısaca kendini Türk hisseden, ne mutlu Türk'üm diyene diyebilenlerin toplandığı kutsal bir mekandır. Ocağımızın şerefli mensupları, 100 yılı aşkın bir süredir Türk milletine hizmet eden Türk ocağımızın değerli mensupları, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. 80'i aşan şubesiyle Türk Ocakları Genel Merkezi Türk milletinin hizmetinde çok önemli hizmetler yapmıştır. Bildiğiniz gibi 100 yaşını aşan Türk Ocağı ilk sivil dernek olma özelliğiyle Türkiye'de bir taraftan sivilleşmeye hizmet ederken diğer taraftan da millileşmeye, milli bilincin ve duyarlılığının yükselmesine hizmet etmiştir. Türk Ocakları bugün de tarihi bir dönüm noktasında olan Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu önemli sivil kuruluşlarımızın başına gelmektedir. Bildiğiniz gibi şu an Türkiye bir taraftan yeni anayasa çalışmaları ve referandum sürecindeki tartışmalarda, diğer taraftan Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu parçalanmış Orta Doğu gerçeğine dönük çözümler üretmek durumundadır. Türkiye her iki meselede de Türk milletinin ihtiyaç duyduğu sağlıklı doğru adımların atılmasında kanaat önerliği yapmalıdır, yapmaktadır. Aziz Ocaklar, Samsun Şubesi'nde 10 yıla yakın hizmet vermiş bir kardeşinizin. Bu süreç içerisinde Samsun Şubesi'nde yönetimde bulunan değerli arkadaşlarımla birlikte kalıcı hizmetler yapmaya itina gösterdik. Ve Türk Ocağı'nın geçmişten bugüne gelmesinde emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve abilerimize müteşekkirim. Türk Ocağı mensupları arasında samimiyeti ve aynı zamanda muhabbeti koruduğu müddetçe ve Türk Ocağı'na yetişen gençlerimiz sözün kıymetini bilen her kişi olma noktasında özelliklerini koruduğu müddetçe Türk Ocakları Türk milletinin hizmetinde bacasını, ocağını tüttürmeye devam edecektir. Ocak muhabbettir, ocak aşktır. Ne mutlu ocağın muhabbetiyle dünyaya ve Türkiye'ye bakabilenlere, ne mutlu Türk'üm diyenlere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tarihin ilk turancısı Mete Han. Selam olsun. İnsanlığa hükümran olmayı ecdadının vazifesi olarak gören Bilge Kağan'a, onun veziri Tonyukuk'a. Selam olsun. Devlet güneşinin Türklüğün burçları üzerinde doğduğunu müjdeleyen Kaşgarlı Mahmud'a. Selam olsun.
durman Rum'a gidin diyerek Anadolu'nun manevi mayalanmasını gerçekleştiren Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ye selam olsun. Kayı devletli kılan Osman Gazi'ye selam olsun. Osman Gazi'den aldığı ışığı Peygamber Efendimiz'in hadisine nail olarak Türklüğü İslamiyetle en iyi noktada mezzettiğini ifade eden Fatih'e, onun soyundan gelen Yavuz'a, Kanuni'ye selam olsun. Rabete meyletmişiz kameti dülcu yerine, tuva dil bağlamışız kâkülü hoşbu yerine diyerek Kırım'da yiğitliğin mücadelesini veren Gazi Giray'a ve selam olsun onun yiğit torunu Mustafa Abdülcemil Kırımlıoğlu'na selam olsun. Devletimizi Türk adına yeniden ihya eden devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına selam olsun. Türkistan bozkırlarında, Rusların mitralyözlerine sinesini siper eden Enver'e selam olsun. Kömenlili'nin yiğit çelisi Nihalatsız Bey'e ve selam olsun Yusuf Akçura'ya, selam olsun Hamdullah Subhi Bey'e, selam olsun Türk Ocakları'nı ihya edenlere ve selam olsun Türk milliyetçiliğini üçüncü boyuta taşıyan, milliyetçileri eğiterek bugünlere getiren Türklüğün ölümsüz lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'e. Selam olsun sırasına bu milletin ha ekmeğini yiyip ha kurşununu yemişim fark etmez deyip cuma namazı çıkışında komünist militanlarca şehit edilen Alparslan Gümüş'e. Selam olsun Karlı Dağların mazlumu, Ashab-ı Keyf'in delikanlısı Musun Yazıcıoğlu'na. Ve selam olsun ocağımızı Samsun'da kuran, rahmeti Rahman'a kavuşan Yusuf Taşkıran abimize. Veli Yaşar'a selam olsun. Mustafa Barış'a selam olsun. Resul Tufan'a selam olsun. Velhasıl kelam, önden giden ahbaba selam olsun. Ay gökte kaldıkça ulu kocalarım, ak sakallıların duası üstüne olsun.